Adana'da bir kadın elindeki yanıcı maddeyle birlikte Yeşil Sol Parti'nin il binasının önüne gitti ve bir süre bekledi ama elindeki sıvıyı ateşe vermedi. O şahıs daha sonra yakalandı. Valilikten de bir açıklama geldi. Kadının akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Biz var ya, Allah razı olsun. Bir sigara. Ben sana böyle davranıyordum. Önce Yeşil Sol yazılı tabela ve yapıştırmaları kaldırmayı denedi. Başarılı olamayınca cebindeki yanıcı sıvı maddeyi çıkardı. O anlar güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Adana'da HDP ve Yeşil Sol parti binalarına saldırı girişimi gerçekleşti. Pazar günü sabah saatlerinde gerçekleşen olayda bir kadın HDP ve Yeşil Sol'un Adana il binasına geldi. Demir kapı önünde yaklaşık 15 dakika bekleyen kadın cebindeki yanıcı maddeyi ateşlemeden kapının önüne bıraktı ve olay yerinden ayrıldı. Kimliğini öğrenemediğimiz fotoğraftaki şahıs bugün saat 10.30 sıralarında elinde bulunan bu yanıcı maddeleri Adana İl Örgütümüze bırakarak ayrılıyor ve 15 dakika boyunca il binamızda kalıyor. Şahıs sıvıları ateşlemeden olay yerinden uzaklaşıyor. Şahsın yakalanması için gerekli işlemler başlatılmalıdır. Daha önce de denenmiş ama başarılı olunamamış bu saldırı girişimlerine karşı mücadelemiz sürecektir. Saldırı girişimine ilişkin ilk açıklama Yeşil Sol'dan geldi. Gözlerden kaybolan kadının yüzü güvenlik kamerasına yansısa da bulunamadı. Partilerin desteği ve arayışıyla kısa bir süre sonra kadın Yeşil Sol Parti'nin Seyhan ilçe binasının bulunduğu caddede görüldü. Partililer tarafından yakalandı ve polise teslim edildi. Adana İl Örgütümüze yanıcı maddeyle yapılan saldırı girişiminde bulunan şahıs, saat 16'da etkinliğimiz olan Seyhan İlçe Örgütümüze de girmeye çalışmış ve oradaki arkadaşlarımız tarafından yakalanarak polise teslim edilmiştir. Şahıs parti binamızda bulunan arkadaşlarımıza verdiği bilgide kendisini polisin yönlendirdiğini belirtmiş ve saldırı girişiminde bulunan kişinin de kendisi olduğunu kabul etmiştir. Adana Valiliğinden saldırgana ilişkin akli dengesi bozuk açıklaması geldi. Valilik internet sitesinden yaptığı açıklamada hal ve hareketlerinden akıl sağlığıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir ifadesini kullandı. Adana'da HDP'ye yönelik bu ilk saldırı değil. 2022 yılının Şubat ayında HDP Yüreğir ilçe örgütü binasına, Nisan ayında ise HDP Çukurova ilçe binasına patlayıcı ve yanıcı madde atılarak kundaklanma girişiminde bulunulmuştu.